Ankara gündeminin ikinci bölümündeyiz. Efendim bu koronavirüs salgını sonrasında tabii çok fazla dayanışma kampanyaları yapılmaya başlandı. İlk olarak belediyeler bu işte gönüllü oldular. Öncelikle Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri kampanyalar başlattılar, dayanışma kampanyaları başlattılar. O kampanyaların hemen ardından da Cumhurbaşkanı biz bize yeteriz Türkiye'm kampanyasını başlattı. İki kampanya çakışmasın diye mi artık tam nedenini bilmiyoruz. İçişleri Bakanlığı hemen belediyelerin kampanyasını durdurdu. Hesapları bloke etti. Çok tepki gördü vatandaşlardan bu uygulama ama bununla da kalmadı bakanlığın uygulaması. Şimdi bugün daha doğrusu dün çok ilginç bir uygulamayla karşılaştı belediyeler. Cumhuriyet Halk Partili Antalya Muratpaşa Belediyesi. Bu belediyenin bir aşevi var. Uzun zamandır, yıllardır aşevi yoksul insanlara yemek dağıtıyor ve bu aşevi bağışlarla dönüyor. Bağışlarla dönüyor, insanların yardımlarıyla dönüyor. Bakanlık, İçişleri Bakanlığı işte o aşevinin hesabının da kapatılmasına karar verdi. Muratpaşa Belediyesi'nde neler oldu? Nasıl kapatıldı o aşebe? Neden kapatıldı? Bu Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri yöneliki uygulamalardan nasıl etkileniyorlar? Bunu konuşacağız. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'la konuşacağız. Sayın Uysal hattında. Sayın Uysal yayınımıza geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Ben biraz özellikle çalıştığım Uysal, bu belediyenizle ilgili olay. Yıllardır ilçenizde yoksul vatandaşlara yemek dağıtıyordu ve bağışlarla dönen bir yerdi. Ve birdenbire dün hesabı kapatıldı İçişleri Bakanlığı tarafından. Neler yaşadınız, ne oldu Sayın Uysal? Sizden dinleyebilir miyiz? Aslında dün değil, geçen hafta itibariyle yaşandı bu. Bizim aşevimiz var. Antalya'nın hani ciddi işler gören bir aşevi. Günlük şu anda 2000'e yakın insanımız oradan gıda temin ediyorlar, yoksul insanlarımız. Yıllardır devam eden bir aşevi. Tabii pandemi ortamında güçlü bir durumda olsun istedik. Sadece belediye bütçesinden değil, her zaman bağışlarla da yürümüş bir yer. Güçlü bir bağış düzeni de kuralım istedik. Daha önce bir vakıf hesabından bağışlar geliyordu. Adalya Vakfımız bağış talep ediyordu insanlardan. Bu sefer daha ciddi bir vakayla karşı karşıya olduğumuz için direkt belediye olarak insanlardan bağış istedik. Ama şartlı bağış, aşevi hesabı diye bir hesap açtık. Ve insanlarımız açar açmaz karınca kararınca çok sayıda insan bağış yatırmaya başladı. Zaten biz de hani 1500-2000 kapasitedeyiz. Evine kadar götürdüğümüz insan sayısı 1000'e yakın. Çok ciddi bir aşevi. Bu bağışlarla sürdürülebilir, daha uzun vadeli bir şeyler planlayabiliriz diye düşündük. Genelge yayınlandı ertesi günü. İçişleri Bakanlığı genelgesi. Biz hiç üzerimize alınmadık. Dedik ki bu aşevidir, şartlı bağış. Zaten bağış kabul tutanağını da tanzim edip insanlara gönderiyoruz, tebliğ ediyoruz. O niyetteyiz. Ama mülki idare bize ulaştı. Dedi ki bu genelgeye siz de giriyorsunuz. Yani aşevi de giriyor. Biz hani bunun hukuken pek mümkün olmadığını, hani bu şartlı bağış dolayısıyla tamamen yasal bir süreç söz konusu. Biz bunların kabul tutanağını da yapıyoruz. Meclisten yetkimizi de almışız bağış kabul edebilmek için. Ama hani bir istisna öngörülmemiş dedi mülki yetkililer. Burada bütün bu tip hesapların hepsini kapatmamızı istiyorlar. O yüzden kapatmanız lazım dediler. Biz de hesabı bu şekilde kapatmak durumunda kaldık. Pandemi ortamında bir böyle kamu kurumları arası sürtüşmeye meydan vermek istemedik açıkçası.
Siz de bahsettiniz, aslında hukuki bir engel yok dediniz. Avukat kimliğinizle de sormak isterim. Bu genelge hukuka aykırı bir genelge olarak değerlendirebilir miyiz? Çünkü kapsamı alanı çok geniş, istisnalar konulmamış, muğlak ve keyfi gördüğümüz kadarıyla ki AŞEV'in bağış kampanyasını bile durdurabiliyor. Şimdi ben hukukçu olarak kişisel yorumumu, şahsi fikrimi ifade edeyim. Bizim aşevi bağışımızla ilgili kapatmayı da içeriyor istisna öngörmediği için. Bu yönüyle kendi hukuki görüşüm net bir şekilde yasalara aykırı. Yani belediyelerin bağış kabulü usulü açıkça tarif edilmiş. O bağış kabulü usulünde bir kişinin kendi irade beyanıyla ben bağışlamak istiyorum, şart koşmak istiyorsa şu alana harcansın istiyorum deme hakkı var. Belediyenin de bunu kabul etme hakkı var. Bu prosedüre bağlanmış, bizim hesap numaralarımızı ilan etmiş olmamız bu prosedürün uygulanmadığı anlamına gelmiyor. Bu prosedür A'dan Z'ye uygulanıyor. Hiçbir hukuki eksik bırakmadan uygulanması mümkün. Dolayısıyla normlar arası bir çelişki söz konusu. Normlar arası çelişki söz konusu olduğunda da yönetmelik, yönerge gibi şeylerin yasalar üzerindedir. Evet, bu önemli. Sayın Başkan, şimdi bu koronavirüs pandemi nedeniyle her yerde dayanışma çağrıları yapılıyor. Her yerde buna benzer kampanyalar var ki kampanyayı zaten Cumhurbaşkanlığı kendisi de bir kampanya yürütüyor. Tam bu dayanışma çağrıları gelirken özellikle İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinden yola çıkıp işte Antalya Muratpaşa'daki AŞEV'ine kadar giden bir yasaklama, bir ambargo süreciyle karşı karşıya bırakıldı Cumhuriyet Halk Partili belediyeler. Siyaseten bunu nasıl yorumladınız? CHP'li belediyeler üzerindeki baskının yeni bir aracı olarak değerlendirebilmek mümkün mü? Ne dersiniz? Şimdi daha vahim olan bana göre böyle bir pandemi ortamında bir salgın hastalık, bir halkımızın, ulusumuzun topyekün tehdit altında olduğu bir ortamda dahi subjektif uygulamaların, siyasi kaygı taşıdığı izlenimi veren uygulamaların ağır basıyor olması. En Türkiye'nin getirildiği nokta açısından, Türkiye'deki toplumsal ve siyasi kutuplaşmanın geldiği yer, getirildiği yer açısından çok kaygı verici. Oysa biz örneğin Muratpaşa Belediyesi olarak salgının yayılacağı anlaşıldığı günden itibaren çok yaygın, örgün hizmetler vermekteyiz ve asla siyasi bir ayrım aklımızın ucundan dahi geçmiyor. Yani Mart ayı başında hemen hiç ilçe belediyelerinin görevi içinde tarif edilmemesine rağmen toplumun kalabalık kullandığı her yeri dezenfeksiyona tabi tuttuk. Bunun içinde işte otobüs durakları, muhtarlıklar, devlet daireleri, polis merkezleri, sağlık ocakları her yer var. Hiç düşünmedik bile, tereddüt de etmedik. Olağanüstü bir hal var ortada diye. Daha sonra kendi atölyemizde siperlikli maske üretmeye başladık kritik personel için, özellikle sağlık personeli için. Günde 3500 üretebildiğimiz bir atölyemiz var ve Türkiye'nin her yerine gidiyor. Antalya'nın tamamında neredeyse sağlık çalışanlarımızın büyük bir bölümü bizim silinebilir siperlikli maskelerimizi kullanıyor. Daha sonra işte bak, bu dünyada... Sayın Başkan, siperlikli maskeleri başka belediyelere de gönderdiniz mi? Yoksa sadece şey değil mi? İsteyen birçok idareye, belediyelere, herkese göndermeye gayret ettik. Kimseye hayır demedik. Üretim planlamamız çerçevesinde de göndermeye devam ediyoruz. Sırf bugün içinde dağıttığımız maske 4000 civarında bu siperlikli maskelerden. Ama ayrıca bundan 20 gün önce fark ettik ki Güney Kare herkesin maske taktığı yerler çok başarılı oluyor. Biz hemen bir bağlantı kurduk Denizli'de bir firmayla, işte bir kumaş seçtik ve yıkanabilir, ütülenebilir, sürekli kullanılabilir
maske üretmeye başladık. Ağız maskesi bu. Siperlikli değil, ağız maskesi. Bunu da Murat Paşa'mızda yaşayan 510 bin kişiye, yaklaşık 200 bin haneye üçerli paketler halinde kapılarını asıyoruz, dağıtıyoruz. Yarıyı geçmiş vaziyetteyiz. Bütün Muratpaşa'daki insanları maske sürdürülebilir, kullanılabilir, yıkanabilir maske sahibi, kullanma olanağı sağlamaya çalışıyoruz ve büyük oranda da bunu yaptık. Yine geçtiğimiz hafta... Sayın Başkan, burada da bir parantez açayım. Bu bahsettiğiniz maskelerle ilgili haberleri ben de daha önce okumuştum. Zannediyorum bu maskeler tek kullanımlık değil. Şimdi siz de söylediniz. Yıkanabilir, ütülenebilir, birkaç kez kullanılabilir. Öyle mi? Doğru mu anlıyoruz? Çok sayıda, çok sayıda. Bu %100 pamuklu kumaştan, yoğun dokunmuş bir pamuklu kumaştan. Yani titiz kullandığınız sürece önemli olan zaten ağzınızdan hani çıkan partiküllerin karşıya ya da yere ulaşmaması. Bunu da çok büyük oranda sağlayan bir kumaş. İnsan sağlığına da hiçbir zararı yok. %100 pamuklu. Yani 200 bin haneye yaklaşık bunu dağıtıyoruz biz. Ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Biz bunları yaparken siyasetin sesini aklımızdan geçirmedik. Zaten aşevimiz çalışıyor bir taraftan. Bir taraftan evde bakım hizmetlerimiz devam ediyor. Ekiplerimiz her gün evlere girip çıkıyor ihtiyaca göre. Yani bu ortam siyaset ortamı değil. Bu ortam ortak bir sorun karşısında birleşme, bütünleşme ortamıdır. Bütün kurum ve kuruluşlarıyla, Türkiye'miz her şeyiyle birleşmelidir. Ama aşırı siyasallaşmış ortamda maalesef tatsız durumlarla da bazen karşılaşılabiliyor. Aynı bu durum gibi şimdi aşevinin durumunu soralım. Bağışlar blokeydi, bağış hesabı bloke edildi. Bağışlar alınmayacak. Peki aşevi faaliyetini devam edebilecek mi? Eğer bağışları alsaydınız kaç kişiye ulaşmayı hedefliyordunuz? Bu bloke nedeniyle yardım alamayacak insanlar olacak mı Sayın Başkan? Biz onu telafi etmeye çalışacağız. Ayrı bir sistem üzerinde şu anda çalışıyoruz. Bağışları toplayacağız biz. Yani banka hesabı ilan etmeden toplayacağız. Dolayısıyla biz bir zaafa meydan vermeyeceğiz. Şu an belediye bütçesinden devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde farklı bir sistemi, bizim dijital komşu meclisimiz var. Biz bütün Muratpaşa'da istediğimiz konuda oylama yapabiliyoruz. Mahalle bazlı da oylama yapabiliyoruz dijital ortamda. Ona ekleyeceğimiz bir üniteyle önümüzdeki süreçlerde çok güçlü bir mekanizma kurmak istiyoruz. Biz onu telafi edeceğiz. Sadece hani kamu yönetiminin böyle şeylerle uğraşması açısından çok üzücü. Belki 3-5 gün bize kaybettirebilir ama sonuçta biz kamu yararı için çalışıyoruz, toplumumuz için çalışıyoruz. Onu yapmanın bir hukuki yolunu biz bir şekilde bulacağız. Çünkü ülkemizi seviyoruz, insanlarımızı seviyoruz. Öyle herhangi bir bize göre hukuka aykırı karar ve tutumla biz ondan vazgeçme durumunda değiliz. Bir başka tehdit bizce, onu da ifade edeyim izin verirseniz, gıda konusunda kaygılıyız. O nedenle çünkü bizim hububat ithal ettiğimiz ülkeler hububat satmıyorlar bize büyük oranda. Ama biz gıda ihraç etmeye devam ediyoruz, işlenmiş gıda. Dolayısıyla bu pandemi ortamında ileride bir darlık yaşanır mı diye endişe ettik. Ve belediyemizin şehir içinde olmasına, yerleşik alan olmasına bakmadan boş parsellerine mısır ekiyoruz. 70 dönüm mısır ekiyoruz. 35 dönüm diye ilan etmiştik. Bugün iki katına çıkardık. Mısır seçmemizin nedeni, bundan bir ay önce olsaydı 50 çeşit bitki vardı ama şimdi mısır sadece, mevsimi geçmemiş, unu yapılabilen, ekmeği yapılabilen bir tek o var. Onu da bütün Türkiye'ye tavsiye ediyoruz yine. Aynı 20 gün önce maskeyle uğraştığımız gibi, ağız maskesiyle, Güney Kore'nin, Çek Cumhuriyeti'nin durumundan sonra, yine bir ay önce siperlikli maske yapmaya başlamamız gibi, yine bir aydan daha fazla önce sadece kendi binamızı değil, bütün kullanılan her yeri, kamu kurumlarını, 600 binayı
çok kullanılan yerleri, durakları, muhtarlıkları, ibadethaneleri, her yeri ilaçladığımız, dezenfekte ettiğimiz gibi yine çok önceden bir tutum alıyoruz ve bunu da bütün insanlarımıza, bütün kurumlarımıza tavsiye ediyoruz. Evet, bu dönemde pandemi sürecinde yerel yönetimlerin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Şimdi yerel yöneticiler bir şeyler yapmaya çalışıyor ama siyasi iktidarın engelleriyle de karşılaşabiliyor ne yazık ki. Ki başından beri bu örnekleri veriyorsunuz siz de. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri başta olmak üzere bu engellerle karşılaştılar maalesef. Yerel yönetim deneyimleri aktardınız, birçok deneyim aktardınız. Yerel yönetim deneyimlerinin bu süreçte ne kadar önemli olduğu bir kez daha gözleri önüne seriliyor. Şimdi size şunu da sorayım. Bir gıda krizinden bahsettiniz. Önümüzde bir gıda krizi olabilir. Bunu biraz daha açabilir misiniz? Nasıl bir gıda kriziyle karşı karşıya kalınacak? Siz yerel yönetimler olarak kendi önlemlerinizi alıyor gibi görünüyorsunuz. Diğer yerel yönetimlerde de bunlar var mı? Nasıl bir süreç bekliyor bize? Aslında bizim yani illa böyle bir şey yaşanacak demiyorum. Yaşanmamasını da bütün kalbimle temenni ediyorum. Sadece bir kaygıyı ifade ediyorum. O kaygı da şu: gıda ham maddesi olan hububat ürünlerini satın almakta çok ciddi güçlük yaşıyoruz. İşte Avrasya Ekonomik Topluluğu Temmuz ayına kadar durdurdu. Temmuz ayında duruma göre tekrar uzatabilir, uzatmayabilir. Eğer pandemi bütün hızıyla devam ederse uzatma ihtimali yüksek olur. Şimdi bu hal ortadayken aslında kamu yönetimi, genel kamu yönetimi de bunu ifade ediyor. Belli ürünlerin ekilmesi gerektiğini. Ama bunu bir genel olarak bizim kampanyaya dönüştürmemiz lazım. Çünkü biz işlenmiş gıda satıyoruz. İşlenmiş gıdanın ham maddesi olan hububat ürünlerini satın alamıyoruz. Aslında mevcut ya da çok az satın alabiliyoruz. Mevcut depolarımızdan bunu yapıyoruz. Dolayısıyla eğer bu sıkıntılı hal biraz uzun sürerse, hiç temenni etmiyorum. Ama işte gelecek kış sonuçta bir ihtimaldir ki hububat ürünleri bize yetmeyebilir. Ne kaybederiz? Şu anda bütün boş arazilerimizi eksek diksek ne kaybederiz? Hiçbir şey kaybetmeyiz. Belli sınırlı teşvikler de var. Aslında bütün Türkiye'de bir kampanyaya dönüşmesi gerekiyor. Tıpkı maske gibi. Maske olayı keşke 20 gün önce, 25 gün önce Güney Kore'nin başarı sağladığı anlaşıldığında tamamen maskeye geçebilseydik hep beraber. Yani keşke 1,5 ay önce iç ve dış seyahat yasağı konusunu ciddiyetle ele alabilseydik, daha kesin bir şekilde ele alabilseydik. Şimdi gıda konusu da böyle. Gıda konusu hani iş işten geçmeden ya da mevsimi geçmeden bir tedbir almamızın ne sakıncası var? Üretim bolluğunun hiçbir sakıncası yok ama üretim yapmazsak inşallah hiç yaşamayız ama sıkıntı yaşama ihtimalimiz var. Mevcut tablo bize öyle bir ihtimali güçlü şekilde bir ihtimal olarak hissettiriyor. Dolayısıyla biz şehirleşmiş bir metropol ilçe olmamıza rağmen boş arsalarımıza mısır ekmeği uygun gördük ve herkese de tavsiye ediyoruz. Daha çabuk reflekslerinizi geliştirebiliyorsunuz bu pandemi sürecinde. Şimdi Antalya'dasınız, Muratpaşa'dasınız. Antalya turizmin kalbi ve bu pandemi dönemi turizmi de çok etkileyecek. Yeni stratejilere odaklanıyor bir yandan turizmciler, diğer yandan da kaygılar çok yüksek. Turizm açısından durum ne ilçede ve özellikle de sektörü soralım. Hem de bu sektörde çalışanlar, onların kaygıları ne durumda, ne gözlemlediniz? Evet, sektörde çalışan insanlarımızın işsizliği çok ciddi bir tehdit
toplumsal açıdan çok ciddi bir sıkıntı potansiyeli. Onun dışında tabii bu sosyoekonomik güçlü dayanışmayı gerektiren bir şey ve sadece yani genel kamu yönetiminin çok ciddi tedbirler almasını gerektiren bir şey. Yerel yönetimler de elinden geleni yapacaktır. Hep beraber bu işlere bir el birliği içinde bakılması lazım ülke olarak. Turizm yapabilmemiz bu koşullarda takdir edilecektir ki güç gözüküyor. Ama Antalya 22 Mayıs'tan itibaren hava sıcaklığı olarak 25 derecenin üzerine çıkacak. Mayıs'ta görece bir miktar üzerimizdeki baskı hafifleyebilir. Eğer hani mevcut yasaklar devam etmez ise Türkiye'nin kalan bölgelerindeki, diğer bölgelerimizdeki şartlara bağlı tabii bu. Eğer salgında bir gerileme olur ve seyahat yasağının esnetileceği şartlar oluşursa sınırlı bir iç turizm beklenebilir. Ama Rusya ve Almanya'da özellikle pandemide çok ciddi rahatlamalar ortaya çıkmadan bir dış turizm bekleme olanağımız maalesef yok. Bu kenti de önemli ölçüde etkileyecek gibi görünüyor. Kaygılı sanıyorum sektör. Onlarla da paylaşıyor, sizlerle kaygılarını paylaşıyorlardır. Ne diyorlar? Yeni teşvik paketleri talep ediyor musunuz? Kenti nasıl etkileyecek böyle bir süreç? Aslında bütün Türkiye'de herkes sosyoekonomik dengeyi bir miktar da olsun koruyacak. En azından hiç kimseyi fakir zarurete düşürmeyecek, daha köklü bir takım destekler herkes bekliyor. İnsanların ödemeleri var, taahhütleri var. Yani doğrudan temel maddelerde eksiklik çekenler de yükselecektir sayı olarak. Ama moral bozmak asla böyle dönemlerde çözüm değil. Hep beraber bunu bir rasyonel tutum olarak söylüyorum, bir dilek ve temenniden ziyade bizim hem genel kamu yönetiminin hem yerel kamu yönetiminin asla moralini bozmaya, siyasi tutum almaya, ayrışmaya, vakit kaybetmeye hiçbir şekilde tahammülümüz olmaması gerekiyor. Bu süreci çok dinamik, moralli, gerekli tedbirleri alarak yüksek dayanışma içinde atlatabilmemiz gerekiyor. Toplumun gücünü, inovasyon gücünü, üretim gücünü, dayanışma yeteneğini tam da ortaya koyacak bir dönemdeyiz. Böyle bir yeteneğimiz varsa bunu tam kullanacağımız dönemdeyiz. Teferruatla uğraşmamak gerekiyor. Bağış konusu bir güven konusudur. Kim kime güveniyorsa gitsin ona bağış yapsın. Hepsi kamu kurumu. Hepsi toplumun yararı için çalışıyor. Hepsi edindiği gelirleri belli bir mevzuata göre harcıyor. Kim kime bağışta bulunmak istiyor, kim kime daha çok güveniyorsa götürsün bağış yapmak istediği miktarı oraya yatırsın. Hem bağış yapan açısından bir özgürlük, hem genel olarak dayanışmanın ve hizmetin organizasyonu açısından topluma yönelik bir özgürlük ve bir güç. Böyle teferruatlara takılmadan hep beraber dayanışma içinde bütün kurum ve kuruluşlar, bütün kişiler bu süreci dinamik şekilde atlatabilmemiz gerekiyor. Bu çağrınız çok önemli. Bağış güvene dayalı bir kurumdur ve kim kime güveniyorsa onun üzerinden bağış yapsın. Ama işte bu blokeler oldukça moralleri bozdu. Şimdi siz dediniz ki biz maske ürettik, ekim yapmaya çalışıyoruz. Belediyenin yaptığı birçok şeyi anlattınız. Özellikle hiçbir ayrım gözetmeden her yeri temizliyoruz dediniz. Bütün kamu kurumlarını temizlediğinizi anlattınız. Peki bu süreçte bu bütçeler yeterli olabiliyor mu? İçişleri Bakanlığı bloke ettiği hesapları peki ilçeler, ilçe belediyeleri bu bütçelerle yerel yönetimde bu tedbirleri almakta zorlanmıyor mu? Zorlanmadınız mı? Neler yaşadınız? Şimdi birçok belediyemiz çok zorlanmıştır. Biz paramız çok bol değil, ancak çok ihtiyatlı ve sürdürülebilir şeylere yöneliyoruz. Çok kılı kırk yarıyoruz. Her kuruşumuza ince ince özeniyoruz.
O yüzden paramızı yetirebiliyoruz. Ama tabii sonsuza kadar yetmesi mümkün değil. Sürdürülebilir olabilmesi için köklü kalıcı bir dayanışma lazım. Hani bütün Türkiye'de yerel yönetimlerimizin de güçlü kalması lazım. İşte burada bağışlar çok önem kazanıyor. Çünkü yerel yönetim bir taraftan salgın hastalık tehdidine karşı bir şeyler yapmaya çalışıyor ama bir taraftan sosyoekonomik darlığa düşenler hem kaymakamlıklarımıza başvuruyor hem belediyelerimize başvuruyor sistem olarak. Bir taraftan yerel yönetim işte yüz binlerce insanın çöpünü temizliyor. Yani çöpü alınmayan bir kent düşünebiliyor musunuz bu ortamda? Bir taraftan yine park bahçelerin bakımı gerekiyor. Hani dünya yaşam bitmedi. Oralarda ağaçların bakılması gerekiyor. Yok olmaması lazım parkların, bahçelerin. Canlı kalması lazım. Bir tarafta yine tamirat hizmetlerinin bir kısmen de olsa, acil durumlar içinde olsa devam ediyor olması lazım. Bir taraftan temizlik hizmetlerinde ek görevler var. Bir taraftan sosyal hizmetlerde ek görevler var. Şimdi burada yerel yönetimlerin sosyal dayanışmaya başvurması, bağışa başvurması çok önemli ve değerli. Çok da olağan. Ama bunu işte banka hesaplarını işte sosyal medyada ilan ederek bir kampanya şeklinde yapamayacağımız anlaşılıyor. Ama biz yasal çerçevede bu bağışları toplamaya mecburuz. Çünkü hizmetin gereği, yaptığımız işlerin gereği bir mali güce, sürdürülebilir bir mali güce, ne kadar uzun vadede dayanıklı kalabilirsek o kadar mali güce ihtiyacımız var. Komşularımızdan da bağış yapmak isteyen ciddi bir kitle var. Bu bağışları doğrudan belediyemize gelerek, iletişim kurarak, yasal süreçlerini oluşturarak yine almaya devam edeceğiz. Her ne kadar belli yöntemler yasaklandırıyor. Yine de yapmak zorundayız diyorsunuz. Şimdi sosyoekonomik darlığa düşenler de belediyemize başvurdu dediniz. Pandemi sürecinde sayıda yükseliş oldu mu? Oradaki oranlar nedir? Gözleminiz nedir? Çok ciddi yükseliş var. Yani yardım talep eden insan sayısında çok ciddi yükseliş var. Tabii aslında bu bağış konusu bir kenara. Antalya için söylüyorum, kurumlar arasındaki eşgüdümde bir sorun yok. Gayet görev dağılımımızı yapmış durumdayız. Uyum içinde, koordinasyon içinde genel kamu yönetimi kurumlarıyla etkin bir şekilde çalışıyoruz. Burada mülki amirlerin ciddi katkısı var. Emeği geçen herkese de teşekkür ederim. Şu ana kadar hani salgınla ilgili Antalya'daki durum vahim boyutlarda değil, hatta nüfusa göre düşünüldüğünde ciddi korunmuş durumdayız. Bunu da aslında bu koordinasyona borçluyuz. Koordinasyonu her alanda, koordinasyonu ve dayanışmayı, kooperasyonu her alanda geliştirmemiz lazım. Bütün illerimizde, Türkiye genelinde de bunun olabilmesi lazım. Merkezi karar verici mekanizmaların buna çok dikkat etmesi lazım. Yanlış kararlar almamaları gerekiyor. Bu genelgeyle ilgili hukuki bir başvuruda bulunacak mısınız? İptali vesaire itirazlarınız olacak mı? Ankara ve İstanbul belediyeleri bunu yaptı. Eğer oralardan çıkacak sonuçlar, biz onlardan daha sonra hesabımızı kapattık. Yani bir günlük bir tereddüt ve fikir teatisi süreci oldu. Dolayısıyla onların da dava açtığını duyduğumuz için biz öyle bir yola gitmek istemedik. Onlardan çıkacak sonuçlar çünkü muhtemelen genel kamu yönetiminin kararlarını etkileyecektir. Türkiye'miz ve genel olarak toplumsal düzenimiz yargı kararlarıyla bir yön oluşturacaktır bu konuda. Biz
şey yapmak istemedik. Yani şu aşamada zaten o karar sizi de etkileyeceği için girişimde bulunmuyorsunuz, bekliyorsunuz. Şimdi Sayın Başkan, özellikle dezenfekte işlemleriyle ilgili iş yoğunluğunuzun daha da arttığını söylediniz. Şimdi sizin belediyenizde bir uygulama var, ozon uygulaması. Birçok yere de tavsiye ediyorsunuz. O uygulama nasıl, siz belediyenize girerken önce insanlar ozon odasına giriyor sanırım, sterilize oluyor, ondan sonra mı devam ediyor yoluna? Tabii bu yüzeylerle ilgili ozon gazının dezenfekte etme özelliği biliniyor. Hani virüslere olan tesiri biliniyor. Tabii görünen yüzeylerle ilgili bu. İlaveten yine maske, ilaveten yine sosyal mesafeyi de uyguluyoruz. Ama hani ben evrağı verdim, elimden bir şey mi geçer? İşte günde binlerce insan kurumumuza giriyor. Personelimiz hani dokunulan yerlerden bir sıkıntı mı çekerim kaygısı taşımıyor. Vatandaşımız da aynı şekilde. Ciddi bir rahatlık sağlıyor. Biz memnunuz. Personelimiz de memnun. Tabii ozon gazı çok uzun kalınırsa insan sağlığına da zararlı da olabilen bir gaz. Bizimki öyle değil. Bizde 2-3 saniye, 3-5 saniye maksimum altında kalıyor gazın, belediyeye giriyor bir odadan. Bu da diğer tedbirlerle birleştiğinde %100 bir güvenlik ortamı sağlıyor. Yani düşünün, ağzında maskesi var, sosyal mesafeye dikkat ediyor. Bu kişi aynı zamanda ozon odasından geçmiş. Acaba üzerindeki yüzeyde yaşayan bir virüs var mı? Ya da dokunduğu yerde bir sıkıntı olmuş mu? Her gün çalışmak zorunda olan personelimiz için büyük bir rahatlık. Psikolojik yanı da çok önemli. Kurumumuza giren komşumuz için de büyük bir rahatlık. Gayet memnunuz. Onu da tavsiye ediyoruz herkese. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Böyle bir bloke ile karşı karşıya kaldınız, böyle bir ambargo ile karşı karşıya kaldınız ama ümitli bir şekilde konuştunuz. Bu blokeye karşın bağışları biz toplamaya ve ihtiyaç sahiplerine ihtiyaçlarını ulaştırmaya devam edeceğiz diyorsunuz. Katılımınız için, değerli katkılarınız için teşekkürler. Size sağlıklı günler diliyoruz efendim. Çok teşekkür ediyorum. İyimserim. İyimser kalmak zorundayız. İyimser ve çalışkan kalmak zorundayız. İşbirliğini de çok dinamik tutmak zorundayız. Yanlış kararların yanlışlığını zaten toplumumuz çok net görüyor. Yanlış kararları alanlar da aslında sakin kafayla düşündüklerinde görüyorlardır. Ama biz yanlış kararlara takılmadan doğrusunu nasıl yaparız onun peşindeyiz. Öyle olmaya da devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum sizin aracılığınızla. Bütün izleyicilerimize, sizlere de teşekkür ediyorum ayrıca ekibinize. İyi akşamlar. Evet, Ankara gündeminin ikinci bölümünde pandemi krizine yerel yönetimlerden bakmaya çalıştık. Şimdi yerel yönetimler çok ciddi önlemler ve tedbirler alıyorlar ama her adımda başka bir engelle karşılaşıyorlar. Özellikle İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı son genelge çok önemli. Her türlü bağışa karşı bir ambargo niteliğinde bu genelge, hiçbir sınırı yok. Muğlak ifadeler var ve keyfi bir şekilde de uygulanabiliyor. Aynı Muratpaşa Belediyesi'ndeki aş evine kadar uygulanabildiği gibi. Ama belediye başkanları yine de ısrarlılar, yerel yöneticiler ısrarlılar. Biz her halükarda bağışları toplayacağız ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya devam edeceğiz diyorlar. Bu dayanışma anı kurmak zorundayız diyorlar Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal. İşte o ambargolar, o blokeler altındaki deneyimlerini anlattı bize. Ankara gündeminin burada sonuna geliyoruz efendim. Haftaya yeniden görüşmek üzere.